memlekete selam herkese, Müslüman kardeşler herkese selam söyledim. Evet, böyle gönüllerimizi bir de tanıyalım bakalım. Evet, adım Ahmet Akçay, Ispartalıyım. Gönüllülerimizi tanımaya devam ediyoruz. Evet, burada bayağı bir emek vermişsiniz bugüne. Şöyle sizi öncelikle bir tanıyalım. Ben Filiz Kederli, Ardahanlıyım. Milli Görüş Şubesi'nde Gençlik Kolları Başkanıyım. Çok güzel, ne kadar genciniz var, genç kızlarınız var. Maalesef tam şubesi daha yeni olduğu için şöyle bir 10 kadar genç kızlarımız var. Yani fazla kalabalık değildir. İnşallah bir dahaki geldiğimizde bunu bir 50 yaparsınız. İnşallah. Bir senede de 50'ye ulaşmak i̇nşallah. Güzel ama inşallah tabii gönüller ister ki 150, 200, 250 olsun. Tabii ki. Buna tabii. da ulaşırsınız ileride inşallah. İnşallah. Evet, şu anda burada Tanşehir'inden çoğu insanlar bizi izliyor. Evet. Onlara bir çağrı yapalım o zaman beraber. Genç kızlarımıza bir çağrı yapalım, sizi bulsunlar. Nasıl bulabilirler? Nasıl ulaşabilirler? Vallahi biz camideyiz. Her pazartesi akşamı gençlere hitaben sohbetlerimiz var. Hepsini buradan davet ediyorum. Her pazartesi saat 7'de camide toplanıyoruz. Allah razı olsun. Büyük hizmet veriyorsunuz. Çünkü bu gönül işi. Evet sevgili izleyenler, görüyorsunuz. Yeter ki içinizde biraz istek olsun. Her şey olacağına varır diyoruz ve programımız devam ediyor. Burada şu anda ilginç bir olayla karşı karşıyayız. Şu anda burada ne yaptırıyorsun? Kına. Kına mı yaptırıyorsun? Ne güzel bir figür. Kim yaptı bunu? Abla mı yaptı? Evet. Evet, sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Hatice Erik. Burada genç kızlarımıza kına yapıyorsun böyle, süslüyorsun ellerini. Evet, gerçekten güzel bir hizmet veriyorsun. Allah razı olsun diyorum. Memleket neresi? Çorum. Çorum'a bir selam alın. Sevgiler Çorum'a, Eleceklilere, beni tanıyan herkese. Evet, teşekkür ediyoruz. Sen memleket neresi cici kız? Yozgat mı? Vay 66'm vay. Evet, bir selam alalım bakalım böyle. Büyükler orada seni izliyor. Kimler var? Yerköy'de. Yerköy'e mi? Evet, bir güle güle yap bakayım böyle, el salla. Öp onları bakayım, öp öp. Aferin sana. Evet, sizi bir tanıyalım. Ben Hacer Yılmaz. Mülüz'den geliyorum. Mülüz'den geliyorsunuz, hoş geldiniz. Memleket neresi? Trabzon. Aha, bir de hemşerim. Biz de Trabzonluyuz. Trabzon'da valla pek akraba da kalmadı. Nereye gittiler? Öteki tarafa gittiler. Öteki tarafı derken? Türkiye'de, Aydın'da dedem var. Samsun'da çoğu akrabalarımız. İstanbul'da. Bütün yani Türkiye'de biraz dağıldılar. Evet. Bütün Türkiye'deki akrabalara buradan selam söylüyorum. Allah kavuştursun diyorum ben de. Biraz bayağı bir dağılmış yani. Bu yaz inşallah gideceğiz, göreceğiz hepsini. Güneş doğmasa da baş koymuşuz biz bu sevdaya. Alkışlarımdır efendim. Hasretle yılları bekleme anne. Kabul eşitlerinde. Güneş doğmasa da baş koymuşuz biz bu sevdaya. Dönmeyiz güller açmasa da, güneş doğmasa da, baş koymuşuz biz bu sevdaya. Eller. Ve yanımızda kim var? Bakalım kim var? Kim var? Her hafta ünlü birisi var. Bugün de ünlü stand-upçı Recep Bey var yanımızda. Evet. Evet efendim, hoş geldiniz. Nasıl hoş geçti yolculuğunuz? Şöyle bizlere biraz paylaşır mısın? Yolculuk güzel geçti. Hızlı geçti bir kere. Pilot hızlı sağlam, mı geldi? Sağlam bir pilottu yani, gaz kesmiyordu. Vallahi. Evet, iyi bir pilotta geldik. Hızlı geçti, sağlam evet. geldi. Program varmış bizi çağırdı. Geldik biz de bakalım, inşallah güzel bir program olacak. Ben de nereye gitsem sen oradasın, anlamadım benim abi. Ya Yoloğlu nerede? Yoloğlu her yerde. Yoloğlu illaki her yerde karşılaşacağız, öyle değil yani mi? Yani ya beni takip ediyorsun ya da ben seni takip ediyorum. Orada böyle bir şey var. Yani şimdi şöyle bir şey vardır. Bence sevilen insanlar davet edildiği yere gittiği zaman birbirinden karşılaşıyor. Sonuçta Allah razı olsun bu cemiyetten. Bizleri sevdikleri için, evet. izledikleri için, takip ettikleri için bizleri buraya davet etmişler. Biz de o yüzden buraya mecbur geldik yani. İşte bak Allah'ın tesadüfü, beni de davet ettiler yani. Öyle mi? Allah Allah, Allah Allah. Ben de Allah Allah, niye geldi acaba diyordum. Televizyon diliyle konuşuyor, resmi olalım. Hani nasılsınız efendim, hoş geldiniz falan diye böyle resmi. Şey olur ya böyle kuliste böyle enseye tokat falan böyle. Ama ekran önüne geçince efendim büyük sanatçımız işte Recep Bey burada. Ya çok büyük. Doğru, biraz uzun benden ebat uzun. Ebat olarak büyük ya. Ebat başka büyüklüğü yok arkadaşlar. Bir türlü yok diyorsun. Başka türlü yok. Bu güzel program düzenlemiş Milli Görüş.
burada. Çok onlara bir kere teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırladılar bizi. İyi de bir program olacak. Dışarıda çok güzel ortamı gördünüz zaten. Güzel evet. Bir kermes yapmışlar. Her şey yolunda. İnşallah program da yolunda gidecek. Siz İnşallah de diliyoruz. Ve sizlere başarılar diliyoruz. Ve sahneye sizi böyle alkışlarla uğurlayalım. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Böyle organizasyonlara bütün vatandaşlarımızın destek vermesini istiyorum. Milli Görüş'ün bütün organizasyonları hayırlara vesile olan kaliteli organizasyonlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Salonda programdayız bugün. Bak salonda 800 kişi var. Salon 3'teyiz hanım. Bu taraf hanımlar ayrılmış ama bu taraf kalabalık. Burada azıcık erkek var. Onlar da sinmiş bir köşeye. Bir sürü kadın var orada. Şimdi hiç ses çıkaramıyorlar. Salonda gürültü var. Sunucu bana geldi dedi ki Recep Bey dedi bir anons yapsanız dedi hanımları bir sustursanız. Dedim ki sen dalga mı geçiyorsun? Ulan bende bir tane var, 15 senedir birini susturamadım ben. 800'ünü birden nasıl susturayım ya? Susmuyor bizim hanım. Size söylemiyorum, bizim hanım susmuyor. Tabii. Ya hanımla bak ara sıra kavga edersin ya, tartışırsın. Hanıma diyorum ki, hep pes ediyorum ben. Allah aşkına diyorum, hanım sus. Hanım böyle, tamam, sustum. Sanki çok meraklıyım ben seninle konuşma. Sustum, konuşmuyorum. Bir daha konuşursam da çok yalvarırsın benimle konuşayım, konuşmayacağım ben. Konuşuyorsam kendim için konuşuyorum, ben senin için konuşuyorum. Sustum, bir daha konuşmayacağım. Sonra gelirsin ama bak bir şey anlatma. Git, kim dinliyorsa ona söyle sen. Sustum. Ya sus! Susmaz! Ne yapacaksın? Hanım susmuyor, kaç. Hadi gitti. Oğluna söylesene. Nersen sus sus, gelir. Sana dediğimi duyarsa bu gece beni beder eder. Alçaylım, benim işlerim var, dışarıya çıkıyorum. Bulaşıkları da yıkarsın, tamam mı? Tamam kızım. Ne tamam diyorsun? Aklının payını versene. Ne kadar terbiyesiz bir şeymiş. Ah ah, benim başıma da böyle bir gelin verdi. Kurban oldum Allah, bana neler neler eder. Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer. Naz o gelin ayağına takar, hal hal. Bir bakışı canlar